Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Gençler, dersimizin konusu siyasete ölçü. Biraz da siyasete girelim değil mi? Gündem biraz farklı olsun. Evet. Hocam bir sorumuz olacak. İyi olur. Dersimize bir soruyla başlayalım. İnşallah böyle daha hem sizler hem de böyle bizi dinleyen, izleyenlerimiz için de güzel olur. Sorunu alalım. Hocam, Risale-i Nur'u okuyan ve Hazreti Bediüzzaman'ı tanıyan bir kitle olarak siyaset ile oy kullanma hakkında görüş ve düşüncelerimiz nelerdir? Evet, elbette malunuz. Yani bu hem Bediüzzaman Hazretleri hem bu Risale-i Nur külliyatı salt bir din hocası, salt bir dini kitap değildir. Evet, İslamiyet'in bir iman esasları var, ibadet ciheti var. Bir de İslamiyet'in sosyal ciheti var değil mi? İslam aynı zamanda sosyal bir dindir. Evet, nasıl ki Kur'an-ı Azimüşşan sosyal hayata bir izah getirmiş, bir açıklama getirmiş, her şeyi izah ve ispat etmiş. Onun bir tefsiri olan Risale-i Nur ve bu tefsirin müellifi olan Hazreti Bediüzzaman da günümüzde çok önemli bir olay olan bu siyasi duruma karşı elbette ne kalamaz? Bigane, ilgisiz kalamaz. Sorunuz güzel. Evet, şöyle başlayalım. Mütefekkir bizzata sormuşlar. Demişler ki siyasetin neresinde olalım? Sizce neresinde olalım? O zat güzel bir cevap vermiş. Demiş ki içinde olmayın da neresinde olursanız olun. İşte gerçekten bu olayı Bediüzzaman Hazretleri'ne çok rahatlıkla görebiliriz. Bediüzzaman Hazretleri çok önemli bir mesaj. Ne diyor biliyor musunuz? Euzu billahi mineşşeytani ve siyaset demiş. Şeytandan Allah'a sığındığım gibi değil mi böyle siyaset. Menfaat üzerine, yalan, yanlış üzerine kurulan siyasetten de kime sığınıyor? Allah'a sığınıyor. Evet, bunu çok iyi bileceğiz. Bediüzzaman Hazretleri demek ki bu politika manasında bir siyasetten hem uzak kalmış hem de aynı zamanda Allah'a sığınmış. Aha. Şimdi bunu diyen Bediüzzaman Hazretleri aynı zamanda Eşref Edip'in kendisindeki bir röportajında bakın ne diyecek Eşref Edip. En sevmediği şey siyasettir. 35 senedir 35 senedir bir gazeteyi eline almış değildir. Talebelerini de siyasetten şiddetle men eder. Şimdi bize bir soru sorsak acaba siyaset nedir? Ne cevap vereceğiz? Kısacası siyaset bir devleti, bir milleti idare etme sanatıdır. Ve çok önemlidir. Bu gerçekten hareketle Bediüzzaman Hazretleri'nin çok önemli bir duası var. Ne diyor biliyor musun? Ya Rab sen baştaki başlara akıl ve kalplerine iman ver. İfadenin orijinali çok daha anlamlı, yani manidar. Her neyse, kadir-i külli şey, bir dakikada bulutlarla dolmuş cevvi havayı, yani atmosferi süpürüp temizleyerek semanın berrak yüzünde ziyadar, gayet aydınlık güneşi gösterdiği gibi bu zulümatlı ve rahmetsiz bulutları da izale edip bu mecaz anlamında. Bu zulümetli ve rahmetsiz bulutlar değil mi? Küfrün, dalaletin, maalesef karanlıkları yaklaşık olarak böyle şu anda 2023'teyiz değil mi? Hayalen ta en azından 100 sene öncelerine gidin. 100 sene, 90 sene, 80 öncelerine gidin. Bu ifadeleri o şekilde dinleyin. Bu zulümatlı ve rahmetsiz bulutları da izale edip hakaiki şeriatı, şeriatın hakikatini, gerçeğini güneş gibi gösterir. Size çok içinizde inşallah deyin. Şeriatı güneş gibi gösterir ve ucuz ve dağdağsız verebilir. Bu da çok önemli, bu da çok önemli bir dua. Buna açıklamasına gitmiyoruz. Başka bir dedik inşallah diyor Cenab-ı Hak hemen şurada Allah merhamet ve rahmetiyle inşallah bunu bize pahalı satmaz. Ya Rabbi sen pahalı satma. Amin. Artık ne demek istediğim çok rahatlıkla anlaşılıyor. Onun rahmetine bekleriz ki bize pahalı satmasın. Baştaki başlarına, baştakilerin başlarına akıl ve kalplerine iman versin, yeter. O vakit kendi kendine iş düzelir. Son cümleyi tekrar edebilir misin? Aslında neydi? Baştakilerin başlarına akıl ve kalplerine iman versin, yeter. O vakit kendi kendine iş düzelir. Gerçekten, yani bu kardeşiniz olarak, ben şimdi bu yaşıma geldim, bir okulda müşahede ettim, bir mahalle muhtarında, bir köy muhtarında, ondan sonra ilçeye gelen bir kaymakamdan, bir validen yeter ki başlarımızda olsun, başlarımızdaki imanlı olsun, bir de ne olsunlar? Akıllı olsunlar. Değil mi? Mesela
cennet mekanı 2. Abdülhamid. Hem çok imanlı, hem çok böyle gerçekten velayet derecesinde bizzat, bir de çok dirayetli, bir de çok akıllı. Değil mi? Yabancılardan bir tanesi diyor ki, bir devlet adamı, diyor, tüm siyasilerin akılları diyor, 100 gram kabul edilirse, bunun 90'ı Abdülhamid'de, 5'i bende, 5'i de diğer siyasilerde. Yani gerçekten. Onun için tekrar dua edelim. Ya Rabbi sen bugünden itibaren başımıza geleceklere ne yap? Başlarına akıl, kalplerine iman, bir de onlara dirayet, iman, İslam bir feraset nasip et. Siz amin deyiniz. Neden aziz üstadımız siyasetin bu cihetine çok önem vermiş? Arkadaşlar çok önemli bir şey anlatacağım. Rahmetli hocam da aynı şeyi söylüyordu. Evet, şimdi bizdeki siyaset Amerika'daki Avrupa'daki siyasete benzemez. Nasıl biliyor musun? Ben kardeşinizin, ben 4 sene kaldım, vatandaşlığım var Avustralya'da. Evet, şahit oldum, bizzat yaşadım. Seçimler çok sakin, çok sessiz, çok rahat geçer. Neden biliyor musunuz? Başa kim gelirse gelsin, isterse bir komünist partisi, işçi, cumhuriyetçi, kim gelirse gelsin, kimse dine, kiliseye ne yapamaz? Dokunamaz. Onların manevi değerlerine dokunamaz. Gelen bütün dünyada, hatta bir Japonya'da böyledir, bir İsrail'de böyledir, bir Almanya'da, herkes. Başa gelen bütün devlet erkanları ne düşünüyor musunuz? Ben memleketimi, milletimi nasıl kalkandırabilirim? Nasıl muasır devletler seviyesine çıkarabilirim? Herkes, ama bizdeki öyle değil. Bizdeki siyasete büyük bir hıyanet var. Tek kelimeyle ne yapıyorlar? Siyaseti dinsizliğe alet ediyorlar. Şimdi onları okuyacağız. İşte Hazreti Bediüzzaman ve hamiyetperver, memleketini, milletini düşünen bütün mütefekkirler, bütün ilim adamları bu konuda ne yapmışlar? Gece gündüz Türkiye'nin siyaseti için, özellikle hemen Cumhuriyet'ten sonra, gece gündüz buna kafa yormuşlar. Aha, şimdi o orijinal ifadelerine hep beraber bakalım. Çok mühim bir meselede siyasetten Allah'a sanan Hazreti Bediüzzaman, evet aynı zamanda bu da çok önemli bir nokta geldi. Yani az önce yukarıda söyledik, siyasetten, evet değil mi? Kötü siyasetten, maddi siyasetten, yalan dolan siyasetten, şeytandan Allah'a sığındığı gibi ve siyasetten Allah'a sanan Hazreti Bediüzzaman, evet aynı zamanda ne yapmış? Düşünün, evet kendi döneminde rahmetli Menderes'in partisi Demokrat Parti var. Buna ne yapmış? Ve muazzam bir şekilde aynı zamanda taraftar olmuş. Yani ve çok önemli bir hatıra. Bediüzzaman Hazretleri gidip oy kullanacak. Böyle oy kullanıldığı binaya girince odaya yetkililer, görevlilerin yanında ne diyor biliyor musunuz? Bak dikkat edin. Demokratın sandığı hangisidir? Millet gülüyor. Efendim diyor, demokratın sandığı olmaz. Sandık kimindir? Umumun da değil mi? Genelindir. Bediüzzaman Hazretleri kasıtlı olarak söylüyor. Yani ben oyumu kime vereceğim? Ben oyumu, değil mi? Dinsizliğe zemin hazırlayan ve gerçekten büyük bir zulüm yapan bir partiye karşı ve o zaman açık bir şekilde ne diyor? Demokratın sandığı hangisidir diye sormakla ilanat yapıyor yani. Çok önemli bir olay. Bakın, siyasetten Allah'a sığınan Bediüzzaman Hazretleri ve kendisi şiddetle siyasetten uzak olduğu halde, ama bu siyaset değil arkadaşlar. Memleket millet hesabına, din vatan hesabına oyunu kullanmak siyaset değildir. Eğer öyle olsa Osman, ninelerimiz, dedelerimiz hep ne olursa öyle, hep siyasetçi olurlar. Bir de biliyorsunuz, siyasal bilgiler fakültesi var. Orada politika yok. Ne var? Siyaset ilmi öğretiliyor. Doğru mu? Onlara bir siyasi diyebilir miyiz? Hayır. Biz vatandaş olarak, demek ki, demin söyledim, Avrupa'da, Amerika'da gibi olmadığı için başa gelen siyaseti neye kullanıyorlar? Bugün söyle, dinsizliğe kullanıyorlar. O halde şuurlu, inanan insanlar ne yapması lazımdır? Siyasetine sahip çıkması lazımdır. Ne için? Dini için, memleketi için, gelen nesiller için. Bakın maalesef, şu yakın tarihimize bakın, kaç nesil mahvoldu yani. Hep kimin yüzünden? Hep baştakilerin yalan, yanlış, gayri İslami, gayri insani, gayri ahlaki politikalarından dolayı. Ayrıntılarına girmiyorum yani. Tabii biz unutmayın, bu Anadolu'da Malazgirt'ten bu yana kaç bin seneden Müslümanız? Tam 1000 seneden beri Müslümanız. Hem de İslamiyet'e bayraktarlık yapmış. Doğusuyla, batısıyla. Ama bugün biz, birileri bizi ne yapmaya çalışıyor? Dinden, imandan, ahlaktan, tarihimizden, bütün bağlarımızdan koparıp bizi uzaklaştırmak istiyorlar. Bizi kime benzetmeye çalışıyorlar? Bizi o ahlakı, edebi, namus anlayışı olmayan Avrupa'ya benzetmeye çalışıyorlar. Onların mimsiz, densiz, affedersin aşağılık medeniyetine benzetmeye çalışıyorlar. Ama muvaffak olmayacaklar. Size inşallah diyeyim. İnşallah.
Şimdi böyle bundan sonra mümkün olduğu kadar külliyattan bazı ifadelerle bu mesele üzerine durmaya çalışacağız. Şimdi külliyattaki bir ifadeyle. Ey kardeşlerim, 45 sene evvel eski Said'in bu dersinden anlaşılıyor ki o siyasetle, içtimaiyet-i İslamiye ile İslam'ın sosyal hayatıyla ziyade fazla alakadardır. Fakat sakın zannetmeyiniz ki o dini siyasete alet ve vesile yapmak mesleğine gitmiş. Haşa. Mümkün değil. Belki o bütün kuvvetiyle siyaseti dine alet ediyormuş. Ve derdi ki, bu cümleyi sizden isteyeceğim bakın. Ve derdi ki, dinin bir hakikatini bin siyasete tercih ederim. Kim söyleyebilir? Sen söyle. Dinin bir hakikatini bin siyasete tercih ederim. Evet, o halde madem ki o din, iman, memleket düşmanları siyaseti neye alet ediyorlar? Dinsizliğe. Bediüzzaman Hazretleri de ne yapmaya çalışıyor? Siyaseti dine, imana, İslamiyete alet vesile etmeye çalışır. Çünkü gerçek manada biz her şeyi siyasilerden beklemiyoruz. Değil mi? Ne olması lazım? Milletin imanla, İslamiyetle şuurlanması lazım. Şimdi mesela bir soru sorayım, bana cevap verin. Şimdi gerçekten diyelim ki bugün baştakiler yani şeriatı ilan etseler. Padişah veyahut da cumhurbaşkanı her neyse bir sarı orası söylüyor. Şimdi düşün, eğer ben evimde namaza kalkmazsam, çoluk çocuğumu kaldırmazsam, çoluk çocuğumu değil mi İslam'a göre giyindirmezsem, dikkat etmezsem baştakiler bana ne yapabilir? O halde milletin ne olması lazım? Önce milletin bilinçlenmesi, şuurlanması lazım. İşte Hazreti Bediüzzaman'ın derdi bu. İşte bu manada, bu meyanda baştakiler çok önemli. Ne dedi az önce? Ya Rab, sen baştaki başlarına akıl, söyleyin de kalplerine iman verir. Çok önemli. Evet, o zaman da 40-50 sene evvel hissetmiş ki bazı münafık zındıkların siyaseti dinsize alet etmeye teşebbüs niyetlerine, fikirlerine mukabil. O da bütün kuvvetiyle siyaseti İslamiyet'in hakayıkına bir hizmetkar, bir alet yapmaya çalışmış. Çok güzel değil mi? Bundan sonra hep Aziz Üstad'ın ve talebelerinin orijinal ifadelerinde bazı tablolar beraber paylaşacağız. Ama size ne istiyorum biliyor musunuz? Bir dikkat. Aklınıza güzel bir soru gelsin yine sorabilirsiniz ama isterseniz dersimizin sonunu bekleyelim. Bak Bediüzzaman Hazretleri direkt olarak o zaman mesela rahmetli Menderes'e çok kitapları var. Hatta İslam kahramanı diyor. Bakın çok çok önemli. Ve gerçekten biraz sonra ifadeleri gelecek. Niye? Rahmetli Menderes'in benim gibi takım eksikleri, kusurları olabilir. Ama gerçekten dine, imana, İslamiyet'e çok ciddi samimidir ve taraftardır. Evet 18 yıl Tanrı uludur diye, Tanrı uludur bu millete hakaret eden, bu milleti aşağılayan, bu millete alay eden bir sistemin neyini değiştirmiş? Ezanı tekrar eski tarzına, Allahu Ekber tarzına çevirmek için vesile olmuş rahmetli Menderes. Sayın Adnan Menderes, 35 seneden beri siyaseti terk eden Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, şimdi Kur'an ve İslamiyet ve vatan hesabına bütün kuvvetiyle ve talebeleriyle, dersleriyle Demokrat Parti'nin iktidarda kalmasını muhafazaya çalıştığına, biz evet Demokrat Parti mensupları ve Nur talebeleri olarak katli olarak kanatımız gelmiş ki üstadımızdan ne için Demokrat Parti'yi muhafazaya çalıştığını sorduk. Cevabı bak dikkat edin. Niye Demokrat Parti'ye taraftarsın, onu muhafaza etmeye çalışıyorsun? Evet, Hazreti Üstad'ın verdiği cevaba bakın. Özetle burasını özetle söyleyeceğim. Eğer Demokrat Partisi düşse, Halk Partisi gelecek olursa ne olacak biliyor musunuz? Biraz sonra o cümleyi tekrar okuyacağım. Eğer Demokrat Partisi düşse, Halk Partisi hakim olsa ne olacak? Evet, çünkü Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hakim olacaktır. Allah muhafaza. Ne demek komünist biliyor musunuz arkadaşlar? Siz biliyor musunuz? Komünist demek en aşağılığı densi dinsizlik demek. Komünizmde namus anlayışı yoktur. Komünizmde aile yoktur. Komünizmde mülkiyet hakkı yoktur. Komün kelimesinde öyle dehşetli şeyler var ki mesela bir tanesini Risale'de geçtiğini söylüyorum. Komünistler ne yapmışlar? Hamamlarında erkek kadını beraber koymuşlar ve maalesef
insanlar ehli namusun karılarını, kızlarını gençlere ibaha etmişler. Komünizm dehşetine bak. Bak Allah muhafaza bu cümle tekrar. Eğer Bedüzzaman Hazretleri o yüzden ifadeyi kullanıyor. Eğer Halk Partisi Allah muhafaza hakim olursa ne olacak diyor? Komünist kuvvet bu partinin altında kuvvet bulacak, memlekete hakim olacak. Ki nitekim oraya girmeyeceğim. Buna bile teşebbüs etmişler. Bazı devlet adamları Rusya'ya, Lenin'le, Troçki'yle bunlarla ve o zamanın Komünist Partisi'nin başlamına görüşmeye bile gitmişler. Maalesef oraya girmeyelim. Evet, şu cümleyi tekrar okuyacağım. Bu asil Türk milleti, burası çok önemli. Bu asil Türk milleti ihtiyarıyla yani iradesiyle o partiyi katiyen iktidara getirmeyecek. Hazreti Bedüzzaman bunu söyleyeli 100 seneden fazla olmuş. Ve o söylediğinden bu yana bu millet hiçbir zaman iradesiyle bu partiyi başa getirmemiştir. Ne zaman başa gelmiş? Yalanla, dolanla, başkasına dayanmakla, işte koalisyonlarla, benzeri şeylerle fazla da kalmamış. Kaldığı zaman da hep tahrip etmiş. Anarşi ayyukaya çıkmış. Ben bir daha şahit oldum yani. 70'li yılları yaşadım. Gerçekten memleket perişan oldu yani. Allah korudu ve muhafaza etti. Evet, devam ediyorum. Evet. Halbuki bir Müslüman katiyen komünist olamaz. Anarşist olur. Gerçekten nitekim oldu. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebilerle mukayese edilemez, kıyas edilemez. İşte bunun için hayat-ı içtimaiye, sosyal hayata ve vatanımıza dehşeti bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için Demokrat Parti'yi Kur'an ve vatan ve İslamiyet namına muhafaza çalışıyorum dedi. Emirdağ layıkası 2. cil 214 sayfadan arz ettim. Arz eden bakabilir. Çok önemli bir hatıra. Bu hatırayı böyle can kulağına dinlemenizi istirham ediyorum. Mustafa Sungur abi, üstadın çok mühim bir talebesidir ve yıllarca hizmet etmiştir. Yine o zaman yaşı küçük olan tabi Hüsnü Bayram abiye şunu bir gün anlatacak. Diyecek ki kardeşim, Üstad Hazretleri bir gün bize anlattı ki asayımızda dördüncü mesele var. O dördüncü meselede çok dehşetli bir tablo var. Maalesef. Burayı anlatmayacağım. Merak edenler baksın. Demiş ki kardeşim, o dehşetli tabloda o insanların akıbetinin, kötü akıbetlerin sebebi nedir biliyor musunuz demiş Üstad Hazretleri, Bedüzzaman Hazretleri. Kardeşim, o akıbetleri tehlikeye giren, dehşete düşen insanlar maalesef ehli imandılar, ehli salahattılar. Fakat maalesef bu zulmü yapan o halk fırkasına taraftar oldular. Akıbetleri perişan oldu. Bilerek ayrıntılı anlatmıyorum. Maalesef tabii. Şimdi niye arkadaşlar biliyor musunuz? Ayet-i Kerime ne diyor? Ne diyor ayet-i Kerime biliyor musunuz? Evet. Zalimlere meyletmeyiniz. Ateş size de dokunur ve sizi de yakar. Allah muhafaza. Bak, zulmetmeniz demiyor. Zalimlere ne yapmayın? Zalimlere meyletmeniz. Hadi mesela sorsa, bu gerçekten Halk Partisi'nin hangi zulümleri yapmış? Mesela. Bediüzzaman gibi bir zata 28 sene kan kusturmuşlar. Zehir, zindan, işkence. Geç. İskili bir Atıf Efendi, Allah rahmet etsin, şefaatine nail etsin. Amin deyin. Amin. 1,5 sene önce şapkayla ilgili bir risale yazmış. Şapka giymek haramdır. Hristiyanlarındır. Müslümanlar başına bunu takamaz diye 1,5 sene önce, şapka kanunundan önce. Sen misin bu risale yazan? Ne yapmışlar? İdam etmişler. Yalnız bu mu? Yalnız bu mu? Binlerce alim arkadaşlar, binlerce alim. Maalesef yani. Aynı trafik başka. Ne yapmışlar? Ezanımızı değiştirmişler. Ayasofya'yı ne yapmışlar? Puthane yapmışlar. Başka? Binlerce cami satmışlar. Ha, bu yakında Kastamonu'na berbe gittik değil mi? Değil mi? Bize ne gösterdi? Bize kılavuzumuz, cami, şu cami dedi, bir köy ağası bütün varını yokunu seferber etmiş, her şeyini satmış. O zamanın parasıyla 5.000 lira telak etmiş. Memur maaşları 750 kuruştur. O her şeyini sattı, bu camiyi satın aldı, bu cami kaldı. 37 tane camiyi satmışlar, ahire çevirmişler vesaire. Tabi Sultanahmet'te kaç yıl diyor, affedersin, katırları bağlamışlar. Yani hangi zulümlerse 1000 yıl kullandığımız alfabeyi değiştirmişler. Analarımızın çarşafına, örtüsüne ne yapmışlar? El uzatmışlar. Kan kusturmuşlar. Ve tek parti. Astıklarını asıyorlar, kestiklerini kesiyorlar. Asya'nın münafıklarıyla, Avrupa'nın dessas kafirle işbirliği etmişler. Bu millete kan kusturmuşlar. Ekmeği şeyle satmışlar, karneyle satmışlar.
Hangi birisini söyleyelim? Gerçekten biz bugün böyle rahat dinliyoruz da, rahat anlatıyoruz da aslında ağlayarak anlatmamız lazım yani. Gerçekten. O ezanı serbest ettikleri zaman Erzurum'da, Kayseri'de, Anadolu'da, Birşikeren'de halk hem kurban kesiyor hem de ağlıyor, birbirine sarılıyor arkadaşlar. Böyle bir zulüm yani. Şimdi sen gel böyle bir partiye ne? Taraftar ol. Allah muhafaza. Onların zulmüne. Ha bazı biraz sonra söyleyeceğim. Bazıları diyorlar ki bugünküler farklı. Ya 40 yıllık kahni ne olmaz demiş. Olmaz yani yani. Bunun üzerinde duracağız ya. Evet başka ne? Yapmışlar söyleyeyim. Süfyan diyor. Şeriat-ı Muhammediye aleyhisselam nifak perdesi altına tahrip edecek. Nifak ne demiyor musunuz? Münafıklık demek. Münafık kafirden eşittir diyor. Allah muhafaza ya. Devam ediyorum. Evet bak bir tabi, kısa bir tablo anlatayım. Çok enteresan. Bak rahmetli Menderes'e kimler astı? Bunlar astı. Astıktan sonra bak o vahşetten sonra doymadılar. Ne yaptılar biliyor musunuz? Bir gün tak 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 diye bir artık polis mi jandarma mı gönderdiler. Rahmetli Menderes'in evine gidiyor. Kapıyı çalıyor. Hanımı çöküyor. Diyor bu kadar para. Siz Menderes'i astığımızın ipini verecek. İpinin parasını vereceksiniz. Düşünebiliyor musunuz? Bir müddet, birkaç gün tekrar gibi sefer kapıyı çalıyor. Bu kadar para, cellatın parasını vereceksiniz diyor. Gayeleri para istemek değildir. Nedir parası? O zulümlerine bir zulüm daha katmak yani. Düşünebiliyor musunuz? En cani, en dehşeti bir düşman bile bu kardeşliği yapmaz arkadaşlar. İşte bunlar bunu yapmışlar, bu zihniyet. Allah kıyamete kadar bu zihniyette müsaade etmesin. Bu millette bir şuur, değil mi? Bir uyanıklığı nasip etsin yani. Anladım. Hangi bina aldıracaksın arkadaşlar yani? Samimi söylüyorum ya. Bakın sokaklarımız, değil mi? Bakıyorsun her adım başında bir faizli zulüm müessesesi. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Sokak, analarımız, bacılarımız bunlar çarşı sokakta dolaştığında kimler? Ayşeler, Fatmalar. Bizim bacılarımız, bizim kızlarımız, bizim insanımız. Bak ne perişanız değil mi? Her yer ölüm gelecek. Ahirete gideceğiz. Bizi yaratan, bu kadar nimetler donatan Rabbimiz ne diyor? Nur Suresi 31. ayette. Mümin kadınları değil mi? Ayet-i kerime hatırlayın. Allah'ın emri değil mi? Örtünsünle, geniş giyinsinle. Bak Allah'ın emrine karşı bu milleti ne yaptılar? İsyan ettirdiler. Hangisi bu insanlar ahirete gidince kim bunları kurtaracak? İşte onun için bunlara taraftar olan, Allah neye taraftar olur söyle, bunların zulümlerine taraftar olur. Allah muhafaza. Evet. Ve arkasında tabii tekrar Hüsnü Bayram abi diyor ki bu hatıranın devamında ben de diyor Sungur abi şunu anlattım. Dedim ki biz bir gün İstanbul Fatih Camisi'ne çıkarken bizim hemşehriler dediler ki deden ölmüş. Deden vefat etmiş dediler. Üstad Hazretleri bir an durdu. Kardeşim demiş senin deden böyle yol yaparak yani böyle direkt cennete gitti. Senin dedenin Allah ona cenneti imana gitmesine nasip ona ne biliyor musunuz demiş. Onun amelinden ziyade onun o zalimlere taraftar olmamasıdır. Hüsnü abi diyor ki gerçekten üstadım dediniz doğru. Herkes onlara taraftar oldu. Onların cenab dedem de hiçbir zaman diyor onlara taraftar olmadı. Hatta dedeme dediler ki karneyle verdiğimiz ekmeğini bile kısacağız demişler. Dedeme o kadar zulmetmiş. Ve arkasından çok enteresan bir şey daha anlattı. İşte diyor senin deden onlara taraftar olmadığı için direkt o da neyle gitti? İşte ona taraftar olanların da akıbeti ne olmuş? Dehşetli olmuş. Oraya girmeyelim. Bir şey daha enteresan bir şey daha anlattı diyor. Dedem diyor tabutun üzerine o zaman bak zalimlere bak neyi adet etmişler biliyor musunuz? Ölenlerin tabutlarına fotel koyuyorlar. Fotel biliyorsunuz lengel var ya yuvarlak. Mesela onu koyuyorlarmış. Götürmüşler tabutun üstüne foteli koymuşlar. Durması lazım. Foteli durmuyor pat diye yere düşüyor. Tekrar alıyorlar koyuyorlar pat diye yere düşünce cemaat bağırmış. Kardeşim demiş bak onların ifadesi buradaki ifadesini kullanın. Şuradaki ifade. Bir el tarafından atılır gibi atılıyor tabutun üstünden. Sonra tekrar koyacaklarken ahali bağırıyor. Mübarek adam istemiyor. Niye diye koyuyorsunuz işi zorluyorsunuz? Ki keramet göstermiş görüyor musunuz yani? Evet. Bir başka hatıra. Bak Bediüzzaman Hazretleri'nin şu ifadesine bakın. Kardeşim demiş Menderes samimi bir Müslümandır. Bir gün Anlar Menderes'i çok övdü. Ben o zamanki kafamla hayret ettim. Bu şahsın üstad ile fazileti bizzat tarafından, üstad gibi fazileti bizzat tarafından ölmesine layık mıdır diye nereden geçirmiş öyle? İçimden böyle geçirmiştim ki
Üstad bana dönerek, İslamiyet için samimidir. Ne kadar güzel, Allah rahmet eylesin. Fakat yalnızdır. Ya bu da çok enteresan değil mi? İnşallah İslamiyet için ne? Samimi. İnşallah ben diyorum ki o şehit oldu ya, Allah onun geçmiş günahlarını ne yaptı? Geçmiş günahlarını affetti. Şehit olarak inşallah Cenab-ı Hak onu cennetine aldı. Çünkü bir tabuyu yıktı yani. Düşünebiliyor musun? Yani çeyrek asır. Yaklaşık olarak 28 sene bu zulüm devam etmiş. Kimse sesini çıkarmıyor. Kimse cesaretle parti kuramıyor arkadaşlar. Kimse cesaretle Allah diyemiyor. Allah rahmete, Allah Menderes'e ve o aslına arkadaşlarına Allah gani gani rahmet etsin. O kadar zahmet çekenlere. Tabii yani. Menderes İslamiyet'in ülviyetini anlayan samimi bir Müslümandır. Sen bilmiyorsun. Senin konuştuğun o şahısta da bilmiyor. Tabi anladınız değil mi? Ne kadar önemli olay. Anlatacağım olay çok ibretli. Allah gani gani rahmet etsin. Yavuz Bahadıroğlu bu konuda Elveda Buhara, Buhara yanıyor. Çok güzel şeyler yazdı. Bu konuda güzel bir milletimizi şuurlandırdı. Bu Cengiz'i tanırsın değil mi? Bu Cengiz, Cengiz Han da değil mi? Tek kelimeyle zalim Cengiz diyeceğiz. Tarihte Moğol bu. Müslüman Türklere onun kadar eziyetten zulmeden başka bir yok. Hatta zamanın da Firavunu, Nemrut'u, Deccalı'ymış. Şimdi yıl 1900, istersen yıl 1220. Evet, Cengiz dünyanın en kanlı ordusuyla Buhara'ya doğru yürümekte. Evet, Buhara önlerine kadar gelmiş. Teslim ve Buhara'ya şöyle bir mesaj göndermiş. Eğer onlar teslim olurlarsa, işkenceyle teslim olmazlarsa işkenceyle öldüreceklerini tehdit etmiş. Ve maalesef yanında bir heyet var. Cengiz'in yanında yer almış bir heyet. Çok ibretli. Dikkat edin. Maalesef Süfyan'ın yanında da ulema-i su, kötü alimler dediğimiz takım alimler, şairler, yazarlar da yer almış. Oraya girmeyelim. Cengiz'in yanında heyette kimler var biliyor musunuz? Evet. Karluk hükümdarı evet. Ve Arslan Han. Almalık hükümdarı Sugna Tekin. Bunlar Müslüman Türklerdir bunlar. Evet. Dönemin meşhur din alimlerinden Cafer Hoca ve İmam Hacip. Dolayısıyla bir heyeti kimlere gönderiyor biliyor musunuz? Buharalılara gönderiyor. Arslan Han heyetin başında Arslan Han var. Ve Buharalara diyor ki, kesinlikle diyor, Cengiz'e savaşa girmeyiniz, Cengiz'e teslim olunuz. Aslan Han konuşuyor, arkasından diğerleri konuşuyor. O bütün hocalar, imamlar tek tek kısacası Buhar halkını ikna etmeye çalışıyorlar. Ve bu gelen heyet ne yapıyor biliyor musunuz? Murat sen de iyi burayı dinle. Ne yapıyor musunuz? Onlarla beraber namaz kılıyorlar. Ve Buharalar diyorlar ki, bunlar bizimle beraber namaz kıldılar. Bunlar bizimle beraber Kur'an okudular. Bunlar bizdeki gibi. Ve buna ne diyorlar? Kesinlikle Cengiz'e teslim olun diyor. Buhara'yı Cengiz'e teslim edin. İşte de çok küçük bir azınlık direniyor. Gelin bak. Bu zalimdir. Buhara girdiği zaman yakacak, yıkacak ve hepimizi kılıçtan geçirecek. Bu zalimdir, insafsızdır, dinsizdir, imansızdır. Zerre kadar vicdanı yoktur. Hayır diyorlar. Ekseriyet ne yapıyor? Ekseriyet Cengiz'e teslim olmayı, evet maalesef ecdat yadigarı, İslam medeniyetinin göz bebeği, irfan yuvası, Buhara'yı kutperest Cengiz'e teslim ediyorlar. Aha. Ve maalesef bir azınlıkta ne diyor biliyor musunuz? Gelin diyor, kanımızın son damlasına kadar ne yapmayalım? Dayanalım, teslim olmayalım, şerefimizle ölelim, şehit olalım, bu memleketi teslim etmeyelim. Fakat maalesef çoğunluk teslim olunca evet. Ve Cengiz ne diyor biliyor musunuz? Aynı şeyi söylüyorlar. Tablo aynı. Akif ne diyor? Tarih tekerrürden ibarettir. Eğer ibret alınsaydı tekerrür eder miydi? Maalesef. Aha. Şimdi son olarak şunu söyleyeceğim size. Tartışma uzadı gitti. En sonunda karar verdiler. Ne dediler? Biz Cengiz'e teslim olacağız diye gittiler. Arkasında zalim Cengiz ne diyor biliyor musunuz? İçeri Buhara'ya giriyor. Ondan sonra bütün askerlerine kahkahayla gülüyor. Askerlerine emir veriyor. Evet diyor, bunları öldürmeyeceksiniz. Kesmeyeceksiniz. Diri diri toprağa gömeceksiniz diyor. Ben size dedim ki ne yapmayacağım? Kesmeyeceğim ama onları ne yapacağım? Diri diri toprağa gömeceğim diyorlar.
Ne kadar camiler, kütüphaneler varsa hepsini yakın, yıkın, ateşe verin. Ve tarih diyor ki günlerce medar-ı nehir, odaki nehirler mürekkep aktılar. Yıllar, asırlarca biriken ilme ne yapmış? İlme zulmetmiş. Müslümanlara eziyet etmiş. Müslümanlar. Oo. Devam edelim. Ve en sonunda Cengiz'in size, evet bak ne diyor? Zalim Cengiz. Müslümanları kesmeyeceğinize dair söz vermiştiniz. O yandaki alimler söylüyorlar. Alimler bak çok dehşetli. Cengiz delice bakışları gözler önüne sürdü ve aynı zamanda hayrola Arslanhan, Müslümanlığını mı hatırladın diye. Orada güzel bir tekrar ne yapıyor? Tekrar şahsiyetiyle, şerefiyle bir kere daha alay ediyor. Sözümde durmadım, kimse idare edemez. Demin söyledim, oraya tekrar gitmeyelim. Ve en sonunda zalim Cengiz'in ifadesine bakın arkadaşlar. Evet. Ve herkese ibret olması gereken son sözü şöyle Cengiz'in. Kendi ikbalini dininden daha çok seven insana güvenilmez. Buharalılar kendini bana satmış hanlarla hocalara güvendikleri için belalarını buldular. Onları ben değil, senin gibi kimsenin gibiler yok ediyor. Maalesef. Tabii. Kendi döneminde İlmin kıblesi sayılan Buhara camileri, türbeleri, kütüphanesiyle birlikte yanıyor. Cengiz'e destek veren Müslüman hükümdarlarla hocalar gözlerini kapatıp susuyorlardı. Evet, son işi değerlendiriyoruz. Geçmişi belli olanın geleceği de bellidir. Arslanın yavrusu arslan, çakalın yavrusu çakal olur. Hiç arslanın yavrusu tersi olabilir mi? Evet, maalesef. Tabii mesela en sonda şöyle ifadem var. Akrep yılan her zaman nedir? Her zaman haindir. Hiçbir zaman akrep yılan arı gibi ne yapmaz? Bal yapar ya. Sen akrep yılanda ne bekliyorsun? Maalesef yani. Evet. Şimdi son olarak evet ve bu yazının son evet uyuma, uyursan ölürsün diye bir cümle konmuş. Şimdi ben size bir soru soracağım. Bakalım da çok böyle merak edeceğiniz bu soruyla dersimizi bitireceğiz. Evet. Kim kazanacak? Evet. Neyse demiş mi? Siz de sustunuz. Bu soru çok önemli. Kim kazanacak biliyor musunuz? Şimdi sırayla gidelim. Şuradan başlayayım. Kimi kazanırsa çok merak ettiniz değil mi? Evet. Kim kazanacak? Söyleyeyim mi? Kim kazanacak? İstikbalde en yüksek gür seda İslam'ın sadası olacak. Bu zamanda en mühim farz vazife İttihad-ı İslam kazanacak. Başka kim kazanacak? Söyleyeyim. Rus polisi, İslam parça parça olmuş. Bediüzzaman tahsile gitmişler. İşte Hindistan, İslam'ın müstahit bir veredidir. Aha, işte İngiliz mektebi idaresinden ders çalışıyor. Mısır, İslam'ın zeki bir mahdumudur. Ve arkasında, özetliyorum, ila ahir. Ya şu asizale evlat, yani oğullar. Şehadetnamelerini, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra her bir kıtanın başına geçecek muhteşem adil pederleri olan, babaları olan İslamiyet'in bayrağını afak-ı kemalatta, demek ki İslam alemi, başta inşallah memleketimiz, her şeyde ne olacak? Çok mükemmel olacak. İnşallah değil. İnşallah. Temevvüç ettirmekle, dalgalandırmakla kader ezelinin nazarında feleğin inadına Nevi Beşler'deki hikmet ezelinin sırrını ilan edecek. Yani ne olacak? İman, İslamiyet hakim olacak. Bir iki şeyimle bunu bitiriyorum. Belki biraz dersim uzadı, kusura bakmayın. Ne demiş? Aşk ağlatır, dert söyletir. Onun için kusura bakmayın. Şunlara derdim bitireceğim. Dedim ya kim kazanacak? Rahmet ilahiyeden ümit kesilmez. Çünkü Cenab-ı Hak 1000 seneden beri Kur'an'ın hizmetinde istihdam ettiği, çalıştırdığı ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşların muhteşem ordusunu ve muazzam cemaatini, yani cemiyetini, bu milleti kastederek ordusunu ve muazzam cemaatini muvakkat geçici arızalarla perişan etmez. Perişan etmez inşallah. Siz inşallah, inşallah deyin. İnşallah. Yine o nuru ışıklandırır, vazifesini idame ettirir, yani devam ettirir. Bir şey daha okuyayım müsaadeniz varsa.
Evet, buralar çok önemli. Ve yakinimdir ki, ne demek ya? Şüphesiz, kesin inanıyorum ki hak nefsü nema bulacaktır. Ve hem de itikadımdır ki istikbale hüküm sürecek ve her kıtasında hakimi mutlak olacak yalnız hakikat-i İslamiyettir. İnşallah diyelim. Başka ne okuyacaktım? Evet, bunlarla yetinen kimin kazanacağını öğrendik mi? Evet. Sevindiniz değil mi? İnşallah kim kazanacak? İslamiyet, İtihad-ı İslam kazanacak. Bu memleket, bu millet, bu ümmet kalacak. Cenab-ı Hak bize de ne versin? Bizlere de tam İslami bir feraset, dirayet, gayret nasip etsin. Siz gibi genç kardeşlerim de ne yapsınlar? Bu hakikatleri güzel okusunlar, kendine yetiştirseler, yarınki İslam'ın güzel geleceğine ne olsunlar? Hazır olsunlar. Evet, Cenab-ı Hak ne yapalım? Dua edelim. Cenab-ı Hak bu son olaylar, hadiselerin arkasında Cenab-ı Hak bu söylediklerimiz muhavecesinde Cenab-ı Hak hak ve hakikati memleketimize, alem-i İslam'a hakim kılsın diyelim. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.